Antalya'dan çıktık yola, hedefimiz Konya. Taş Ağlığı'na geldik tekrardan. Ufaktan bir yağmur sıçtırıyor. Hava gene de sıcak. Konya'ya doğru yolumuza devam. Konya'da bir abi ağırladı bizi. Şimdi rotamızı Tuzgölü'ne doğru çevirdik. Konya'nın sanayi bölgeleri bile bayağı çiçekli. Düzgün yapmışlar. Bisiklet yolları her tarafta var. Buraları bayağı güzel yapmışlar sanayiye göre. Hiç sanayi andırmıyor yani gerçekten. Parça parça kusup alırlar. Yavaş yavaş tamamlıyoruz yolumuzu. Gölü'ne geldik. İlerliyoruz. Gezilecek yerler her tarafta varmış. Burada tuz çıkartıyorlar. Buralar gümbürtülü. Daha demin de gördüğünüz gibi pembe şey vardı. Su. Onlar da süper. Elektrik var, dikkat etmek lazım. Ses çıkarttı. Yanlışlıkla yaptım, ben de öyle bir hareketi. İlerliyoruz. Tuz yığınlarını alıp kamyonlara yüklüyorlar. Oralardan soframıza. Doluymuş, tuz yok. Bunları kurumamış daha. Hop, kapı üstümüze geldi. Dozerle devam ediyoruz yolumuza. Göl. Göl pembe olmuş. İlk defa pembe göl görüyorum. Evet, Tuz Gölü'ne geldik. Geçenki sağanak yağışlar olsun, bir de su basmışlar falan. Ondan dolayı tuz yoktu. Ama bazı yerler pembeleşmiş. En azından oraları gördük. Söylenen Temmuz'un sonlarına doğru, Ağustos'un başları falan daha iyi oluyormuş buralar. Damlama mı? Evet, bu sefer durmadık. Şerbetli Koçlar kısmına da geldik Tuz Gölü'nün. Asıl milletin daha çok geldiği yer burası. Ve burada tuz var. Daha deminki gittiğimiz yerde tuz, toplanmalık tuz vardı. Buradaysa yerle gökyüzü birleşiyor. Süper. Evet. Kar gibi.
Yer yer pembeleşmeler burada da mevcut. Tuz gölünde yürüyoruz. Terlik almanızı tavsiye ederim. Ayağınızı batıyor çünkü tuzlar. Büyük büyük tuzlar. Terlikle gelin buraya. Böyle bazı yerleri de pembeleşmiş. Çok güzel oldu. Gerçekten harika bir yer. İnsanlar fotoğraf falan çekiniyor buralarda. Biz de bu kısmı daha güzel gördük. Bu kısımdan çekildik fotoğrafları. Bu kısma da geldiğimiz için mutluyuz. Fotoğraf kısmı daha güzelmiş. Mademiz Konya'daki kısmına gittik. Mademkar Konya'da o pembe göllü olan yerler. Öyle. Güzel. Tuz Gölü'nün hem Konya tarafından girdik hem de Ankara tarafından girdik. Güzeldi. Şerif Koçhisar tarafı tabii ki daha güzeldi ve herkesin geldiği yer zaten burası. Konya tarafında ise daha çok çalışmalar falan var. Tuz çıkarma çalışmaları vesaire. Şerif Koçhisar tarafından gelmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla video için takip etmeyi unutmayalım.